Merhabalar. Siyaset sahnesinde özellikle yerel seçimler sonrasında enteresan yorumlar yapılıyor. Çünkü pek çok yeni gelişme var. Siyaset sahnesi harmanlanıyor. Aktörler farklılaşıyor. Kimisi güçleniyor, kimisi zayıflıyor. Yeni aktörler ortaya çıkma belirtisinde. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Siyaset sahnesinin çok deneyimli bir ismiyle konuşacağız. Ertuğrul Günay'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Teşekkür ederim. Şimdi sizin deneyiminiz çok büyük gerçekten değişik alanlarda, değişik partilerde ama AKP'yi konuşarak başlayalım istiyorum. AK Parti'de uzun yıllar vardınız, bakanlık yaptınız yıllarca, çok iyi biliyorsunuz. Geçmiş, o sizin döneminizi ele alsak bile geçmiş AK Parti ile bugünkü AK Parti arasında ne tür bir farklılık var? Nereye doğru evriliyor AK Parti? Yani kuruluş yıllarından alırsak ve sonra benim katıldığım 2007-12 arasından bakarsak bugünkü partiyle isim benzerliği var. Onun dışında ciddi bir benzerlik yok. Çünkü espri olsun diye söylemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş belgelerinde, daha sonraki seçim bildirgelerinde 2002'de, 2009'da, 2007'de, 2011'e kadar daha özgürlükçü bir toplum yapısından, daha çoğulcu bir toplum yapısından, parlamenter demokrasinin güçlendirilmesinden, hukukun bir silah olarak kullanılmamasından, ya bugün herkesin altını imzalayacağı bir takım kavramlardan, bir takım iddialardan söz ediliyor. Ama 2012, 13, 14'ten itibaren bunların tümü terk edildi ve tamamen bu kavramların, bu iddiaların karşısında yeni bir yerde konumlandı Adalet ve Kalkınma Partisi. O yüzden yani başlangıçtaki bu 15 yıl önceki partiyle bir isim benzerliği var. Onun dışında zaten kurucular yok aşağı yukarı. O iki dönemin önde gelen bu politikalara katkı yapan isimlerinin büyük bir çoğunluğu yok. Tamamen devşirme, yeni insanlar ve bir tek adamın iradesinin egemen olduğu son derece kapalı bir yapı var şu Evet, anda. isim aynı ve lider aynı. Ama Evet. o liderle de ilgili sizin enteresan yorumlarınız var diyorsunuz ki geçenlerde okuduğum şey. Oldukça güçlü görünmesine karşın Erdoğan tarihinin en zayıf dönemini yaşıyor. Bence uzunca bir süreden bu yana zayıf dönemini yaşıyor. Fakat muhalefet bunu bir türlü yeterince topluma duyurmayı başaramadı. Yani 2013'te ciddi bir imaj yıpranması yaşadı. Yani bugün derininde ne olduğunu çok bilmediğimiz 17-25 tartışmaları ciddi biçimde o karizmayı zedeledi. Arkasından işte tartışmalı şaibeli seçimler yaşandı. Sonra bütün o partinin iddialarına aykırı bir anayasa 2016 Nisan 2017'de bir anayasa değişikliği getirildi. Ondan sonra işte 2018'in 24 Haziran'dan sonra bir tek adam üzerine kurulu bir sistem uygulanıyor. Ama bütün bu eşiklerde eski ittifaklarından vazgeçmek, eski söylemlerinden vazgeçmek, dünyada ilgi çekici açılımlarından vazgeçmek tam tersine onların karşısında bir tavır almak noktasına sürüklendi. Geçmişte en karşı karşıya olduğu insanlarla ittifak kurmak veya o insanların bazı söylediklerine karşı suskun kalmak ihtiyacı hissediyor şu anda. MHP ile AK Parti'nin ya da Erdoğan'la Bahçeli'nin birbirine neler söylediğini ve bugünkü tabloyu hepimiz biliyoruz. Yani bu ibret alınacak bir Evet. görüntü. Bu bir çaresizliğin ifadesi. Yani bir insan kendisine bu kadar ağır şeyler söyleyenlerle nasıl yan yana olabilir? Ona nasıl katlanabilir ve bu kadar karşıt olduğu insanların yanında durmasına nasıl bu kadar ihtiyaç hissedebilir? Bu bir çaresizlik ifadesi. Evet. Elbette. Bu değişikliklere çok değişik yerlerden toplum tepki veriyor, AK Parti seçmeni tepki veriyor ve AK Parti'nin içinden de artık tepkiler daha yükselmeye başladı. Ve bu özet olarak iki farklı partinin AK Parti'den çıkması ihtimali üzerine konuşuyoruz. Ne diyorsunuz? Babacan hareketinin ve Davutoğlu hareketinin bir geleceği olabilir mi? Önce Babacan'dan başlayalım çünkü o daha sonra çıkmasına karşın daha hızlı gelişiyor gibi. Evet, ben isimlerle doğrusu çok meşgul değilim. Arkadaşlar bu tür çalışmalar yapıyorlar. Bir ölçüde bilgi sahibiyim tabii. Yani hem geçmişte o arkadaşlarla bir masayı paylaşmış insanlardan birisi olarak hem de Türkiye siyasetinde ne olup gittiğini merak eden insanlardan birisi olarak
İki tarafla ilgili bir miktar bilgi sahibiyim ama doğrusu çok yani bazen basında çıktığı kadar içinde değilim. İkisinin de içinde değilim. Ben sadece fikrimi sorduklarında Türkiye'nin mevcut partilerin dışında kavrayıcı, kucaklayıcı, barıştırıcı, çoğulcu mutlaka, katılımcı, saydam yapılı bir yeni siyasi harekete ihtiyacı olduğunu söylüyorum. Bunu arkadaşlar oralarda susarken veya görev sahibiyken de söylüyordum. Bugün de söylüyorum. İki parti çıkar mı? Yani şu anda sanki bakınca öyle bir arayış var gibi. Yarın yolda bir ittifak olur mu? Bugün öyle gözükmüyor. Benim gördüğüm kadarıyla öyle gözükmüyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden bir grup arkadaşın çıkması, ona da bir grup eski arkadaşın katılması, Türkiye'nin beklediği bu değil. Yani Türkiye çok daha farklı yapılar bekliyor. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bazı arkadaşların itiraz etmesi, fakat o itiraz edenlerin geçmişte akşalı konularda ve demokrasi konusunda herhangi bir bagajının olmaması, artı bu insanlara CHP'de, MHP'de, İYİ Parti'de, HDP'de şimdiye kadar hiç siyasetin hiçbir yerinde olmayan yeni insanların katılması, böylece toplumu yeni bir sentezde buluşturacak olan, çoğulcu, katılımcı sentezde buluşturacak olan bir yeni söylem ve bir kadronun ortaya çıkması gerekiyor. Bunu kim yapabilirse o bir adım öne geçecek. Hangisi yapacak derseniz, bugün ben yani bunu somut olarak söyleyecek noktada değilim. Onun derinliğini bilmiyorum ama bana her sorana böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu söylüyorum. Önümüzdeki aylar, sıcak aylar, yani yıl sonuna doğru ya da sonbahara doğru bu konuda galiba bazı somut gelişmeleri göreceğiz. Şu an biraz ihtiyatlı yorum yaptınız. Ben baştan beri yani arkadaşlarımız Adalet ve Kalkınma Partisi içinde birçok şeye o zaman nasıl katlanıyorlardı bilmiyorum ama katlanırlarken ve susarlarken ta 2014'ün başında istifa ederken yani ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağdur, mazlum, masum, mütedeyyin bir çoğunluk olarak görmüştüm. Ona destek vermeye gelmiştim ama gördüm ki burada mütehakkim ve mağrur bir kitle oluştu, bir yapı oluştu ve ne kendi kitlesine ne başkasına saygısı var demiştim. 6-7 sene kadar önce, 6-7 sene önce. Yani o günden beri aynı şeyleri söylüyorum. Arkadaşlar da yeni söylemeye başladılar. Söylesinler, kimlerle yol yürümeye niyetlenecekler, göstersinler. Ona göre fikrimizi söylemeye devam ederiz. Yani bunlar benim için yeni şeyler değil. Bu muhalif çizgi. Ben karakter itibariyle zaten biraz muhalif bir insanım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de bakanken bile birçok konuya itiraz ede giriyordum. O itirazlarımı sürdürüyorum. Ama bu hareketler nasıl bir somutluğa kavuşacak onu henüz içinden bilmiyorum. İçinden bilmiyorsun, dışarıdan izliyorsunuz dışarıdan siz de izliyorum. Ama herhalde bizden daha fazla şey biliyor olabilirsiniz. Yani çok fazla isim bir şey. Olarak hiç isim yani isim telaffuz edecek nokta değilim. Çünkü haksızlık yaparım. Yani kimseyle bu konuda bir varılmış bir mutabakata bilmiyorum. Sizin bildiğiniz kadar gazetede ismi liderlik için ismi geçen birkaç insanı biliyorum. Onun dışında hareketin söylemeyi, hareketin kadrolarının şekillenmesi, hareket çünkü Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar var. Yani Türkiye bence 46'da yeni partiyle, işte 60'lardan sonra yeni partiyle, 80'lerden sonra yeni partiyle karşılaştı ama bugünkü Türkiye onların hepsinden daha kritik bir eşikte. Yani biz Cumhuriyet'in 100. yılına doğru giderken bu Cumhuriyet'in baştan getirdiği bu tekilci model dağıldı büyük ölçüde. Yani çok ciddi bir çözülme yaşanıyor. Kurumlar çöktü. Türkiye'nin yargısı, ordusu, üniversitesi, partileri hepsi çöktü bir ölçüde. Şimdi yeni baştan bu kurumlaşma üzerinden ama çoğulcu, kimsenin kendisini dayatmadan, ötekilerin varlığına saygı duyarak yeni baştan tarif edilmesi, bir anlamda devletin, toplumun, bireyin yeni baştan tarif edilmesi ve bu çoğulcu mantık çerçevesinde Cumhuriyet'in demokratik bir özle yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu çok tarihsel bir görev. Bu sıradan bir parti kurma işi değil. Evet. Onun için sıradan söylemlerle, sıradan insanların, siyasete hevesli sıradan insanların, canım yani bunlar yıpranıyor biz gelelim diyecek, kendisi için görev arayan sıradan insanların yapacağı bir iş değil. Çok tarihsel bir görev. Yani bir anlamda Mustafa Kemal'in çıktığı yolun onu çağdaşlaştırarak, onu içselleştirip, reddetmeden ama çağdaşlaştırarak, onu çoğulculuğa, katılımcılığa, saydamlığa taşıyarak yeniden inşa edilerek bir üst noktaya, bir üst çizgiye kavuşturulması gerekiyor. Bu eşikte böyle işte o isim, bu isim tartışmasına girmeden biraz daha derine bakmak. Ben ortaya konulacak programı çok merak ediyorum. Bu arkadaşların koymaya niyetlendiği programı çok merak ediyorum. Yani Türkiye'nin çok önemli sorunları var ve o sorunlar çok ciddi yeni tarifler istiyor. Tam şeydeyiz yani dünle beraber geçtiğine varsa din ait.
Yeni bir şey yeni söylemek şeyler. Lazım. Tam orada yani bu söz tam tarihsel anlamını, bunu hep söyledik de biz siyasette. İlk defa bu kadar tarihsel bir anlam kazanıyor bence. Şimdi tabii siz genel yaklaşımları prensip düzeyinde ele aldığınız için gerek Babacan hareketi gerek Davutoğlu hareketi için bunları geçerli kabul edebiliriz ama... İsimlendirirsem yanlış olur. O yüzden anladım. Ben herkes için yani onların dışında başkaları da parti kurmaya niyetleniyorsa onlara da söyleyeceklerim budur. Yani Türkiye'nin bir siyasi partiyi karşısına alan değil, Türkiye'nin mevcut siyasal yapısının bütünlüğü karşısına alan... Anladım. Türkiye'nin bugünkü çöküntüsünün tamamından, çünkü sadece iktidar değil, muhalefet de sorumlu. Ben bugünkü geldiğimiz nokta bir sebep değil, bir sonuçtur diye görüyorum. Bir uzun süre yapılan bir dolu yanlışın, içinde hepimizin payı olabilir, sonucudur diye görüyorum. O yüzden evet. Yeni Beşik'te her şeyi, bütün kalıpları yıkarak yeniden bakmak gerekiyor. Tam da muhalefete getirmek istiyordum konuyu ama ondan önce acaba taşıdıkları tarihsel bagaj açısından... Babacan'dan farklı olarak Davutoğlu'nu ele almanız mümkün mü? Yani onun başarılı olma şansı biraz daha az diyenler son zamanlarda şimdi daha öyle, çok dikkat çekiyor. Öyle bir şey söylersen bu programda bütün söylediklerim güme gider. Ve o işte filanca için şöyle söyledi olur. O yüzden isimlendirme benim peki. İşim olmasın. Tamam. Türkiye'de herkesin aşağı yukarı yani tabii medyada büyük bir karartma var ama biraz bu konularla içinden meşgul olanlar. İşte 2010'da kim ne dedi, 2012'de kim ne dedi, 2013'te kim ne yaptı, 15'te ne yaptı. Herkesin iyi kötü bu işte meşgul olanların bir hafızası var. Yani hafızayı beşer o kadar da nisyanla mahlul değil. Herkes bakacak ve tabii o sorulara arkadaşların yanıt hazırlaması lazım. Ne cevap verecekler bakalım. Yani ben baştan beri itiraz eden insanlardan birisiyim bakanken. Bana bile bazen bakan olsam böyle söyler misin, söyler miydin diye soranlar var. Şimdi bana bu sorulduğuna göre herkese sorulacak. Herkes bunun cevabını hazırlasın. Peki. En başta dediniz ki Erdoğan'ın zayıf hali son günlere ilişkin bir şey değil. Bir süredir devam ediyor ama bence muhalefet bunu iyi kullanamıyordu. Şimdi muhalefetin durumunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Ne değişti bu yerel seçimlerle birlikte? Şimdi bakınız bu yerel seçimlerde ilk defa sandıktan olumlu bir sonuç çıkabileceği ve sandıktan olumlu sonuç çıkması halinde bunun inkar edilemeyeceği gibi çok önemli, demokrasiye tekrar umudu tazeleyen bir sonuç çıktı. Bu önemli bir şey. Çünkü bir kabul olmaya başlamıştı son işte 2014-15'ten bu tarafa. Sandığa ne girerse girsin iktidarın dediği gibi çıkar diye çıkmadı. Burada Allah da yardım etti. Yani seçimi iptal ettiler, İstanbul seçimini. İptal etmeselerdi 15 bin oyu kanırta kanırta aradaki farkı muhalefete yedirmeye çalışırlardı. Ve çok zora sokarlardı belki şeyi Sayın İmamoğlu'nu ama burada seçimi yenilediler. Bir de 800 binlik bir oy farkı çıktı. Bu müthiş bir moral verdi tabii. Bu 800 bin oy farkı ve bu alınan bütün oylar bir partinin değil. Bunu bir kere herkesin görmesi lazım. Yani burada bu iktidarın gitmesini isteyen herkesin katkısı var. Yarın onların hepsi başka yerlere dağılabilir. Onu görmek lazım. Ama muhalefet burada ilk defa bir özgüven kazandı. Aslında ben baştan beri söylüyorum, bu seçimleri bir sürpriz olarak görmüyorum. Bu sonuçlar 16 Nisan 2017'de de yaşandı. 16 Nisan 2017'de İstanbul'dan hayır çıktı. Ankara'dan hayır çıktı. Balıkesir'den, Manisa'dan, İzmir'den, Ege'yi saymıyorum, Antalya'dan, Mersin'den, Hatay'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan hayır çıktı. Fakat muhalefet o dönem böyle bir evet hayır oylaması olduğu için, sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığı için o sonuçlar o gece saat 10'da Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla heba edildi ve Sayın Erdoğan Atağ'dan Üsküdar'ı geçti dedi. Aslında 31 Mart sonuçlarıyla o sonuçlar aynı. Yani orada red oldu. O anayasa değişikliği reddedildi. Muhalefet o eşiklerde bir yerde. Muhalefet ve AK Parti içinde bugün muhalefet eden arkadaşlar. O eşiklerde bir yerde ortaya çıkıp da daha kararlı bir irade ortaya koysalardı Türkiye bu anayasa garabetini, bu 16 Nisan'dan sonra Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan bu deri gömleğini giymemiş olacaktı. Ve çok daha esenlikli bir yerde olacaktık. Yani tabii siyasette geçmişe dönük değerlendirmenin şöyle bir yararı var. Ne yaptık ve şimdi ne yapmalıyızı görebiliyoruz. Ama tabii ileriye dönük bakmak lazım. Yani bundan sonra ne yapılacağına bakmak lazım. Bence muhalefetin birbiriyle iş yapmaya alışması gerekiyor. Bu İstanbul seçimi özellikle bize bunu öğretti. Yani seçime giderken hatırlayınız, muhalefet partilerinden birisi işte Iğdır'da HDP kazanmasın diye aday göstermedi. Ama İstanbul'da HDP oy versin diye de herkes çırpındı. Demek ki birbirimize ihtiyacımız var. Demokrasi içinde herkes meşru araçları
eşit biçimde kullanma hakkına sahiptir. Oy herkesin hakkıdır ve herkes birbirinin oyuna saygı duyacak. O zaman siz muhalefet misiniz? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi beraber çalışmaya alışacaksınız. Çünkü bir de ortaya bir öneri koyacaksınız. Yeni bir anayasa, parlamenter sistem mi, çoğulcu demokrasi mi, gönüllü yurttaşlık mı, anayasal yurttaşlık mı? Neyse bunları söyleyeceksiniz. Bir ortak anayasa çünkü bir parti programı değil. Anayasa bir hepimizin içinde bulunacağı bir zemin. O zemini beraber tarif edeceksiniz. Ben bunu 16 Nisan'dan sonra çok yazdım. T24'de de anlattım, başka yerlerde de yazdım. Yani ta orada bir yerde bir yeni anayasa modeli söylenmeye başlansaydı ve o anayasa modeliyle seçime doğru gidilseydi partiler birbirine daha alışmış olurlardı. Şimdi oraya doğru geliyor muhalefet. Anayasa konuşalım diyorlar. Yani geçmiş olsun. Bu 16 Nisan'ın üzerinden 2,5 yıl geçti. Bunu çoktan konuşuyor olmamız lazımdı. Ama olsun. Ama olsun. Yani burada da konuşmaya başlayalım. Zararın neresinden dönülse kârdır. Burada da konuşmaya başlayalım. Bunu yapmaya başlamak lazım. Ha buraya yeni bir parti daha mı katılır? AK Parti'nin içinden çıkmış ama ondan ibaret değil. Demokrasi kulvarını genişletmeye çalışan. Onunla da dirsekleması kurmak lazım. Çünkü benim gördüğüm Hakan Bey, biz buradan bir yeni tek parti iktidarıyla çıkmayacağız. Buradan bir koalisyonla çıkacağız. Çıkmamız da lazım. Çünkü uzun süren tek parti iktidarları toplumu kamplaştırıyor. O tek parti kendi etrafında bir nüve oluşturuyor, ötekileri dışlıyor. Biz bunu tek parti döneminde CHP'de yaşadık. Uzun süren Demokrat Parti döneminde yaşadık. Şimdi de yaşıyoruz. Yani aynı hatayı yapmayalım. Buradan bir koalisyon. Bu koalisyon Türkiye'nin demokratik zeminini yeniden inşa edecek. Yeni bir anayasa, parlamenter sistem ama lider egemen parlamenter sistem değil. Milletin vekilini kendisinin seçtiği bir parlamenter sistem. Bugünkü kapalı parti yapıları değil. Üyesiyle katılımcı bağ kuran parti yapıları ve onun içinden bir milletvekili. Yürütme, gerçekten tarafsız bir yargı ve özgür, millete dayanan, parti genel merkezlerine değil, millete dayanan bir meclis. Onların tepesinde de bütün bunların orkestra şefliğini yapacak olan ama bunları yönetmeye kalkacak olan değil. Devlet organlarının anayasanın söylediği gibi uyumlu çalışmasını, ahenkli çalışmasını sağlayacak olan artık particiliğin üstüne çıkmış, herhangi bir partinin mensubu değil, milletin bütününün güven göreceği, bir eski siyaset adamı, bilim adamı, kültür adamı, her neyse, bir cumhurbaşkanı. Cumhurun başkanı yani. Şu anda cumhurbaşkanı yok Türkiye'de. Evet, yani statü olarak bir cumhurbaşkanımız var ama cumhurbaşkanı vasfının gereklerini yerine getiren bir cumhurbaşkanımız yok. Bir parti başkanı. İlçe kongrelerine kadar karışan ve o ilçe kongrelerinden öteki partilere en ağır şeyleri söyleyen, milletin bütünlüğünü değil, partisinin çıkarlarını savunan bir başkan var. Bizim cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Türkiye Orta Doğu coğrafyasında imparatorluk kökeninden geliyor. Farklı etnik kümeler var, farklı inanç kümeleri var, farklı kuşak çatışmaları var. Bütün bunların tepesinde milletin barışmasını, milletin aynı millet olduğunu anlamasını sağlayacak olan, Türkçesi düzgün, dünyayı bilirse çok iyi olur, başka diller de bilse çok iyi olur ve Türkçesi çok sıcak, çok barıştırıcı bir cumhurbaşkanı. Bu modele dönmemiz lazım bizim. Bu modeli de bir parti kuramaz. Bu modeli birkaç parti kuracak. Onun için mesela bundan önceki seçimlerde yapıldı. Gelecek seçimde bir militan partili cumhurbaşkanımız var. Onun karşısına başka militan partililer çıkarılmamalı. Çok ilginç. Onun karşısına hiçbir partinin militan olmayan, bütün partilerin Kürtlerinde, Türklerinde, Alevilerinde, Sünnilerinde, müminlerinde, deistlerinde ya da ateistlerinde, Hristiyanlarında, Müslümanlarında bizim hukukumuzu korur. Bizim hukukumuzu gözetir. O korumayacak zaten. Yargı kuracak. Bağımsız yargı kuracak. Ama gözetir. Kimseyi kimseye çiğnetmez. Diyecekleri bir isim. 80 milyondan bu çıkmaz mı? Çıkar bence. Ama bunu aramak lazım. Geçen seçimde mesela bunu aramadı. Her parti kendi en yalın kılıç sözcüsünü çıkardı. Onun ötekinden ne farkınız var? Öteki de bunu yapıyor zaten. Hayır, millete diyeceksiniz ki biz hayır bunu reddediyoruz. Biz bir partici cumhurbaşkanı reddediyoruz. Biz bir partiden birini değil, partiler üstü birini cumhurbaşkanı yapacağız. Ama yasamamız yasama olacak. Yürütme ve meclise karşı sorumlu. Dolayısıyla millete karşı. Şu anda anayasada ne yazıyor biliyor musunuz? Bakanlar meclise karşı sorumlu değildir. Bakanlar cumhurbaşkanına karşı sorumlu yazıyor. Yani bir bakanlar kurulu yok şu anda Türkiye'de. Yeni bir model tarif edeceğiz. O yeni model üzerinden ama bir parti değil. Bunu bence birkaç parti tarif edecek. Oradan zaten bir dil birliği, bir söylem birliği, bir eylem birliği çıkacak. Türkiye'yi bir dönem iyiye, bir yani sağlıklı zemine o koalisyon taşıyacak.
Ondan sonra herkes kozunu paylaşsın. Çok ilginç şeyler söylediniz bu bölümde. Onun için kesmedim. Yani koalisyon bundan sonrakinin tek parti değil, koalisyon yönetimi olacağından başlayıp yeni şeyi kısaca bir şemasını kurdunuz. Ve onun da başına burayı uyumlu bir şekilde idare edecek. Belki de dediniz bir eski politikacı olabilir bu vesaire. Ama hiçbir partinin, bir parça, hiçbir partinin şeyi değil. Anladım. Var, bizim adamımız dediğiniz tam da o noktada bir provokatif bir şey sormaya çalışacağım. Şimdi dediğiniz gibi bir 13-14 ay önce bambaşka bir ortam vardı. O zaman Erdoğan'a karşı Muharrem İnce'nin adaylığı üzerinde yoğun tartışmalar yapılıyordu. Şimdi bu seçimlerle birlikte de İmamoğlu konuşuluyor ama İmamoğlu böyle bir tek partinin şeyi olarak da tümüyle herkes öyle görmüyor gibi bir izlenim var. Yani dini çizgisi, söylemleriyle, değişik kesimlerle işbirliğini aramasıyla falan İmamoğlu'nu nasıl görüyorsunuz? Yani dediğiniz çizgi belki İmamoğlu tarif etmiyor ama onun böyle bir şansı olabilir mi ileride? Mesela tabii öyle o dili kullanan bir politikacı olabilir o dili ama bir parti mensubu şu anda. Yani oraya çıkacak kişinin o parti mensubiyetlerini bir tarafa bırakması gerekir. Şu anda önüne de çok önemli bir görev geldi. Orada asıl performansını o görev belirleyecek. Ama öyle bir dil. Yani gelmek isteyen kimseyi itmeyecek olan, herhangi bir kamp, herhangi bir duvar örmeyecek olan bir dil, siyaset dili. Ve tabii deneyimli, bu konularda sınanmış olmak gerekir. Yani isim üzerinden gidersek çok tıkanırız bir yere. Anladım. Model ama bu. Model anladım. Yani kimseyi itmeyecek. Bir parti mensubiyeti katiyen öne çıkmayacak. Biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yani parti mensubiyeti yüzünden ve üstelik militan bir partili. Eskiden diyorlar Cumhurbaşkanı partili değil miydi? Hakkını yemeyelim. Özal Çankaya çıkınca olabilecek kadar tarafsız olmaya çalıştı. Orası olmuyor, kendisine yetmiyor olunca ben inip parti kuracağım dedi. Ama orada devam edeceğim demedi. Demirel de gerçekten rahmetli. O da yani orada bir başka kimliğe doğru çıkmaya çalıştı. Yani cumhurbaşkanlarında şimdiye kadar aradığımız buydu. Efendim yeteri kadar olmadı. Onu oldurmaya çalışalım. Yani 46'dan geriye gitmeyelim. Milli şef dönemine gitmeyelim. Değil mi? Tam tersine Avrupa'da da örnekleri var bunun. Yani cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Ama gerçekten Avusturya'da böyleydi mesela. Ben tanıdım öyle bir cumhurbaşkanı. Çok da keyiflendim ve çok gıpta ettim. Yani bizim ülkemizde de böyle olsa bir bilim insanı tavrı var, bir kültür insanı tavrı var, çok dost bir tavır var. Ya buna Türkiye'nin ihtiyacı yok mu? Bence Türkiye'nin çok ihtiyacı var buna. Yani bu Hakkari'ye de gittiği zaman, Edirne'ye de gittiği zaman her iki yöredeki yurttaşlarımız da bizim hukukumuzu gözü gibi koruyacak olan bir insan. Bizi katiyen ayrı görmüyor dedirttirecek. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu coğrafyanın buna ihtiyacı evet. var. İmparatorluk geleneğinden geliyoruz. Yani siz tepede bir adama bütün erki verdiğiniz zaman zaten geçmişimizde tarihte geride o erki kullananların nasıl acımasız kullandığına dair deneyimler var. Artık ona erk vermeyeceğiz. Ona bir statü vereceğiz. Onun görevi barıştırıcılık, moderatör, birleştiricilik, toparlayıcılık olacak. Onun için mesela ben şimdi birisinin ismi siyasette çok öne çıkınca hemen ona cumhurbaşkanlığı kaftanı biçiyorlar. Hayır. Bence iddialı siyasetçilerin ben başbakan olacağım tekrar Türkiye'ye. Yürütmenin başına geçeceğim. Türkiye'ye sisteminde değiştirilmesini öngörüyoruz. Başbakan olmayı öngörüyoruz. Tek adam sisteminin tabii, parlamenter sistemine parlamenter evrilmesini sistem. Öngörüyoruz. Ama parlamenter sistem geçmişte bizi oraya buraya o getirdi zaten. Parti genel merkezlerinin hakim olduğu bir parlamenter sistemdi. Ben 77'de Türkiye'nin en genç milletvekili oldum. Ön seçimle geldim. Oraya dönelim. Ön seçim yapılsın. Ama partilerin üye tabanlarının daha sağlıklı olmasını sağlayalım. Yani bir takım bunun batıda modelleri var. Onu sağlayalım. Ama milletvekilini kendisi seçsin. Şimdi milletvekilini seçmiyor ki parti vekili. İstediğini evet. atıyor, istediğini alıyor. O zaman da milletvekilinin gözü kendi seçmeninde değil. Kendisini Ankara'da seçende oluyor. Parlamenter sistem olmuyor. Kuvvetler ayrılığı olmuyor. Yani birebir geçmişe dönük değil, daha demokrasiyi güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Katiyen. Evet. Yani bunu Avrupa'da yapan ülkeler var. Milletvekili kendi seçmenine hesap veriyor. Milletvekili seçildikten sonra ne parti genel merkezi ne parti genel başkanı onu zapturapt altına almıyor. Evet. Elbette partinin programı var. Onun dışında bir bağlılığı yok ama. Evet. Biz buna hiç gelemedik. Yani bizim liderlerimiz bizde yani baştan itibaren parti genel başkanları sistemi ola geldi. Parti genel başkanları sistemi parlamenter demokrasi demek değil. Milletin söz ve karar sahibi olduğu model. Biz bunları keşif mi edeceğiz? Yok canım, bunun dünyada örnekleri var. Seçim sistemlerinde var, anayasalarında var. Ama önemli söylediğim şudur. Yani bugünkü yapıdan bizi birlikte çalışmayı içine sindirmiş olan farklı siyasal partilerin ortaklığı
daha kolay çıkarabilir ve yeni zemini biz onlarla beraberce daha kolay kurabiliriz. Bunu içimize sindirelim ve bunu arayalım. Bu ortaklardan birini size soracağım çünkü gerek konuşmalarınızda, söyleşilerinizde, gerekse Twitter'daki paylaşımlarınızda görüyorum. Genellikle şeytanileştirilen, ittifaka uygun olmayan bir hale itilen HDP, Kürtler ve onun hapisteki lideri Selahattin Demirtaş'la ilgili çeşitli açıklamalar yapıyorsunuz. Olumlu çizgide gittiğini söylüyorsunuz ve Demirtaş'ın özgürlüğünü savunuyorsunuz. Bu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi bakın 80'den sonra bu Kürt siyaseti büyük ölçüde demokrasi dışı çeşitli tuzaklarla bir kulvara itildi. Ve bir dönem parlamentoda neredeyse doğru düzgün bir temsil yoktu. Ya da temsil iddiasında bulunanların başına çok kötü şeyler geliyordu. Fakat sonra bu bütün bu badirenin içinden 2015'ten itibaren çok ciddi bir siyasi hareket yükselmeye başladı. Önce 80 milletvekili çıktı, sonra çeşitli oyunlarla 40'a dönüşü düşürüldü ama demokrasinin önemli bir unsuru olarak Kürt siyasal hareketi şu anda parlamentoda. Bunlar beğenelim beğenmeyelim halk oyuyla seçilmiş olan insanlar, yani demokrasinin bir sonucu. Şimdi akıllı Türkiye'yi demokrasi zemininde, hukuk devleti zemininde götürmek isteyen bir siyasi hareket daha muhatap olmaz, bunları muhatap alır. Ve dağın onurunu yükseltmeye, dağın itibarını yükseltmeye kalkmaz. Bunların itibarını yükseltmeye çalışır. Parlamento içindekilerin. Türkiye'de birkaç yıldır tam tersi yapılıyor. Yani bunlar hapse atılıyorlar, horlanıyorlar, mecliste üzerlerine saldırılıyor. Fakat kritik eşiklerde dağdan da mesaj alınmaya çalışılıyor. Bu aklın kabul edeceği bir şey değil. Yani bu seçimin eşiğinde Öcalan'dan mesaj alınmaya çalışıldı. Bence Öcalan'ı bir tarafa bırakıp tamamen, dağı bir tarafa bırakıp silahı, şiddeti savunanları, önerenleri bir tarafa bırakıp seçim yoluyla parlamentoya girmiş olanların, belediye başkanı olmuş olanların ve meclise girmiş olanların her platformda temsil edilmesini, onlarla diyalog kurulmasını sağlamaya çalışmak lazım. Eğer biz bu hareketi demokrasi içinde entegre etmek ve Türkiye'yi demokrasi içinde bütünlükle geleceğe taşımak istiyorsak. Yani, o yüzden yani halkın seçtiği insanları dışlayan, aşağılayan, öteleyen, halkın seçtiği insanların elinden mazbatasını alan anlayışları bir eğer akılsız değillerse fevkalade çirkin bir tuzağın tarafı gibi görüyorum. Yani akıl bunu yapmaz. Akıl demokrasi yolundan gelmiş olanların demokrasi zemininde daha meşru yerlere gelmesini sağlamaya çalışır. Ben bunu baştan beri savunuyorum. Demirtaş, evet, siyaset anlamlarının bazen, ben HDP'li değilim. Yani Demirtaş'ın her lafının altını elbette imzalamam. Arada bazı yanlış lafları var mıdır? Vardır bence. HDP'nin de yanlış lafları var. Ama sonuçta ben Türkiye'yi getireceği artıya eksiye bakıyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, partisini ciddi bir biçimde bir yere taşımış bir arkadaş, neden olduğu çok belli olmayan bir biçimde 3 yıldan beri hapis yatıyor. Bu demokraside, demokrasiye katkı yapacak olan, Türkiye'nin bütünlüğüne katkı yapacak olan bir davranış değil. Ya bundan vazgeçmek gerekiyor. Evet. Yani buna benzer başka örnekler de var. Ertuğrul Bey, iki sorum kaldı. Bir tanesi şu siyasi gelişmelerle birlikte tabloyu tamamlamak için bundan sonra ne olacağını öngörüyorsunuz? Örneğin bir erken seçim gibi bir şey gündeme gelebilir mi? İktidarın değişmesi yakın bir zamanda gündeme gelir mi? Bir ekonomik kriz mi? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi iktidarın değişmesi diye bir kavram yok şu anda Türkiye'de. Çünkü iktidarı tek kişi temsil ediyor. O tek kişi de 24 Haziran 2018'den bu yana 5 yıllık bir süre için, değil mi? 5 yıllık süre için 2023'e kadar, evet, Cumhurbaşkanlığı makamında oturuyor gözüküyor. Siz parlamentodaki dengeleri değiştirseniz bile bakanları atama yetkisi onun. Siz bakana gen soru veremiyorsunuz eskisi gibi. Hatta sözlü soru bile soramıyorsunuz. Bakan dediğiniz arkadaşlar, ki adları bakan aslında, yani eski müsteşar düzeyindeler falan, yani hukuken şu anda. O arkadaşlar meclise karşı sorumlu değiller. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular. Yani iktidar tekerleşmiş vaziyette. Erken seçim olur mu? Ben bu açıdan zor görüyorum. Çünkü o iktidarı tekerleştirmiş olarak elinde tutan, parlamento dengelerinin değişmesinin ihtimali olan bir seçime kolay kolay yol açmayacaktır. Ama Türkiye netameli bir ülke değil. Yani yeni bir siyasi hareket de doğar. O hareketin ciddi biçimde eski büyük iktidar yapısını parçalayacağı gözükür. Onun önü kesilmek için seçim olabilir mi? Olabilir. Bunlar ama bilinmez şeyler. Fakat şu gerçeği gözden kaçırmayalım. Yani iktidar bugün parlamentoda değil. İktidar bugün yukarıda. Ve tek kişide. Hükümette falan da değil. Tek kişide. Yani kanun hükmünde kararnamelerle her şeyi çıkarabiliyor. Tek başına iradesi var. Her şeyi yapabiliyor. Yani bu gerçeği gözden kaçırmamak lazım. Ve onun için
bütün farklı partilerin yeni bir iktidar modeli. Yani iktidarı tek kişiden alıp meclise veren, meclisin içinden çıkmış hükümete veren yeni bir modeli anlatması, tabanlarına, örgütlerine ve millete içselleştirmesi lazım. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Uzunca bir süre epey zengin deneyimlerle dolu bir bakanlık yaptınız. Hem kültür konuları hem turizm konuları. Herhalde bu bugün de sizin özel ilgi alanınızdır diye düşünüyorum. Nasıl buluyorsunuz bu alandaki gelişmeleri? Gerçi soru çok büyük biliyorum ama bir iki dakikada özetleyecek bir takım çıkış noktalarınız varsa. Onun için beni ayrıca çağırmanız gerekir herhalde. Ben doğrusu üzüntü duyuyorum. Mesela turizmden başlayayım, o daha kolay. Turizmde rakamları artmış gösteriyor arkadaşlar. Temenni ederim. Ama turizmde kantiteden yani nicelikten daha önemli olan bir de nitelik sorunumuz var. Nitelik yukarı doğru gitmiyor. Yani Türkiye'ye gelenlerin profili düşüyor. Sayısı düşüyor mu düşmüyor mu ayrı bir tartışma. Profil düşüyor. Kongre turizmi zayıfladı. Kruvaziyer turizmi yok denecek seviyeye geldi. Kültür grupları, kültüre meraklı gruplar azaldı. Daha Türkiye döviz arttığı için ucuz ülke görüntüsü taşıyor ve insanlar 300 euroya, 500 dolara gelip burada uzun süre Türkiye'ye fazla bir şey bırakmadan, tüketim artıklarını bırakarak dolaşıyorlar. Yani bu buradan Türkiye'nin çıkması ve yeniden dünyanın yüksek gelir ve yüksek kültür gruplarına hedef alan bir yere varması gerekiyor. Siz Rusya pazarını benim kadar biliyorsunuz. Yes. O pazarda bile aşağı doğru bir düşüş var. Gelen herkes bizim konuğumuzdur ama benim ülkemin değerini bilenin gelmesini çok önemsiyorum. Böyle kültür konusu zaten biraz sahipsiz gibi gözüküyor. Yani orada ciddi bir etkinlik falan çok fazla görmüyorum. Bizim başlattığımız işte bazı müze çalışmaları düşe kalka devam ediyor. Kimisi bitti, kimisi işte yapılıyor falan. Onun dışında kültür sanat mekanları yapmak konusunda yani evet bir şeyler yapılıyor ama mesela Ankara'da bir senfoni binası var. Çukur'daydı ben başladığımda. Balonlarını şişirdik, salonlar ortaya çıktı. O tarihte hiç olmayan Ankara'da bir gay binası vardı. O gay binası bitti, çalışıyor. Senfoni binası hala o Çukur'da çabalayıp duruyor. Yani kültüre daha büyük kaynak ayırması lazım. Çünkü kültürü ben toplam yaşam kalitemiz olarak alıyorum. Kültüre yaptığınız her türlü katkı, kültüre yaptığınız her türlü harcama toplam yaşam kalitesini yukarıya çekme çabasıdır. Bunu devletin bir politika olarak içselleştirmesi lazım. Ama bu konuda bir irade yok ne yazık ki. Peki, çok teşekkürler. Gerçekten büyük bir soruydu. Kısa sürede ancak bu kadar herhalde oluyordu. Çok teşekkürler. Sağ olun Ertuğrul Bey. Eski Turizm ve Kültür Bakanı, siyaset sahnesinin çok deneyimli bir ismini ağırladık bugün. Ertuğrul Günay kendisiyle siyaset sahnesindeki son gelişmeleri, aktörleri ve bir parça da kültür ve turizm alanındaki çeşitli konuları konuştuk. Yeni konuklar ve konularla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.